koronavirüs aşısı çalışmalarını sürdüren Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım tabii tüm Türkiye ve dünyada da önemli bir gelişme. Biz de basın mensubu olarak hemen hocamıza ulaştık ve son bilgileri almak istiyoruz kendi ağzından. Bilgileri sizlerle buluşturmak adına hemen hocamıza merhabalar diyelim. Hocam duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, buyurun. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Tabii yoğun bir iş temposu ekibinizle birlikte. Tabii ister istemez biz de heyecanlanıyoruz basın mensupları olarak. Çünkü tüm dünyaya insanlık adına ve sağlık adına çok önemli bir haber diyoruz. Tabii 1 milyon tozluk aşı ürettiğinizi ve yeni ekibinizin de 2 milyon doz olduğunu açıkladınız. Evet, 2 milyona kadar. Evet. 2 milyona kadar üreteceğiz ve orada duracağız. Çünkü standartlar gereği diyor ki uluslararası standartlar insanlarda test edeceğimiz ya da hayvanlarda test edeceğimiz ürün son ürün olmalı. Yani bir ara ürüne, bir başlangıç ürüne yaptığınız testleri kabul etmeyin. O yüzden kullanıma sokacağınız ürünü belli bir doz kadar üretip o ürün içerisinde rastgele seçeceğiniz ürünlerle testlerinizi yapmalısınız ki sizin ürününüzün güvenli olduğunu biz inanalım. Dünya standartı böyle bir kuralla çalışıyor. O yüzden bu bir riske yatırıp yani düşünün ki 2 milyon doz üretiyorsunuz ve 2 milyon dozdan sonra bütün önemli testlerinizi ondan sonra gerçekleştiriyorsunuz ve testleriniz kötü çıktığında da bütün bu emekleriniz boşa gidebilir. Ama başarılı olursanız da elinizde 2 milyon dozunuz var demektir ve hızla yürümeye devam edersiniz. Dolayısıyla biz grup olarak bu riski göze almak zorundaydık ve aldık. Tabii ki önce bir küçük bir modelde bir çalışma yaptık. Evet. Bu modelde çalışmanın formülasyonun çalıştığını gösterdik. Ve asıl büyük testlere geçerken de uluslararası standart gereği hedef bir rakam koyduk. O rakamı 2 milyon dozuna kadar gelmek ve ondan sonra biz şimdi zaten bir ve ikinci basamak hayvan testlerini yaptık. Asıl ama üçüncü basamak hayvan testleri en önemlisi de ve artık mutlaka şeyimizin olması gerekiyor. Ana stoğumuzun olması gerekiyor. İşte bu ana stoğu oluşturuyoruz şu an. Peki hocam, şimdi tabii geçmiş dönemlerden takip ettiğiniz için bir dönem sosyal medyanızı kapattınız. Olumlu olumsuz eleştirilerden artık yorulduğunuzu hissettik. Çünkü iki şeyden dolayı kapattık. Yani kapattım. Birincisi hakikaten yazılan yani ne yazarsanız yazılsa eleştirecek bir şey buluyorlar. İkincisi de bizim üzerinden insanlar kavga ediyorlar. Onların da kavgalarını istemek. Evet. Yani hani sizi sevenler ya da sevmeyenler karşı karşıya giriyor ve o bu sefer onlar da birbirlerine bir şeyler yazıyor. Dolayısıyla dedik böyle bir şeye neden olmayalım. Kapatalım. Ne bize bir şey desinler ne de birbirlerine insanlar bir şey desinler. Ben sadece haber vermek gerektiği zaman, gelişme olduğu zaman açayım. Haberi vereyim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? İnsanlar çünkü sonuçta bütün dünyayı olduğu gibi bizim ülkemizde bir sıkıntı içinde ve herkes bir koşturma içinde çok çalışan, çok önemli gruplar var Türkiye'de, dünyada da. Bu arada da biz de bir şeyler yapıyoruz ve bunu duyurmak için açık bilgiyi verip tekrar kapatmayı tercih ediyorum. Yani bu araki yaptığım şey o. Peki, o yüzden de dün akşam kapattım. Evet, peki sosyal hesap size ait değil mi hocam? Yani bir tane hesabım var, bir tane hesabım var. O işte Ercüment Ovalı. Sürekli paylaştınız, evet. Yani tek bir hesabım var. İşte hani buradaki amacım da sonuçta biz de varız demek. Aslında başka bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yani biz de varız, yani biz de çalışıyoruz demek o kadar. Evet. Peki hocam, şimdi TÜBİTAK'tan izin çıkma kararını beklediğinizi de söylemişsiniz Twitter hesabı. Yanlış mı? TÜBİTAK raporumuzu sunduk. Yani burada söylediğim şeylerin bir kopyası TÜBİTAK'ta var dedi. Evet, evet. Peki Sağlık Bakanlığı'yla... Evet. Sağlık Bakanlığı şu aşamada iş devrede değil. Sadece TÜBİTAK'ta çalışıyoruz. TÜBİTAK'la birlikte çalışıyoruz. TÜBİTAK'taki 17 projeden bir tanesiyiz. Ama görülebildiği kadarıyla en ileride olan grup biziz. Evet. O zaman hocam. Yani evet. Sonuç olarak çok iyi projeler var Türkiye'de yapılan ve çok iyi çalışan ekipler, hatta çok da güzel aşı projeleri var. Ama onların teknik olarak çok sofistike yöntemlerin pandemilerde hemen kullanıma girmesi, özellikle de bu zamana kadar aşı üretmemiş bir ülkede oldukça zaman alıcı. Bizim yöntemimiz daha basit, daha kolay. O yüzden de herkesten daha ileride olabilme şansına sahip olduk. Peki şöyle diyebilir miyiz hocam? Sizin ekibinizle birlikte yapmış olduğunuz çalışma tüm dünyadaki sağlık bilim adamlarından daha kolay, daha farklı, daha... Yok, bizim metodumuzu kullanan dünyada da 4 ya da 7 civarında aşı var. Evet. Bizim metodumuzda kullanan, yani çok benzer metodu kullanan dünyada 4 ve 7 aşı. Tam sayısını hatırlamıyorum ama 4 tane diye 4 kesin aşı daha var. Onlar da bizim gibi yöntemde kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi Çinli grubun hazırladığı aşı. Bizim yöntemimize son derece benziyor. Çünkü bunlar hızla piyasaya çıkabilen, pandemilerde hızla halka ulaşabilecek tarzda aşılar. Diğerleri daha sofistike.
daha komplike. Ama bu aşıların da çalışılması lazım. Çünkü bu aşılar uzun vadede Türkiye'de bir teknolojinin gelişebilmesi için önemli. O yüzden biz şöyle görüyoruz. Bizim aşımız Kızılderili'ye girecek. Bu arada diğer grupların yaptıkları aşı ve aşı teknolojileri de oturduğunda aslında sistem birbirini kendini bütünleyecek. Evet. Peki son iki sorumuz olsun. Vaktinizi almayalım hocam. Tahmini start ne zaman verilir ve... Bizim idealimiz sonbaharda klinik çalışmaya girebilmek. Evet. Bizim idealimiz sonbaharda klinik çalışmaya girebilmek. 2021'in ilk aylarında da başarılı olursak eğer uygulamasının, toplumsal uygulamanın başlamasını sağlamak. Yine konuşulan haberlerde ilk uygulamayı kendi vücudunuzda... Yani ben oradaki konuşmamda bu şeydi. TÜBİTAK da insanlar o kadar iyi niyetli çalışıyorlar ki bilim adamları, evet, değişik gruplardan. Herkesin, onu gördüm. Herkes aşı ürettiğinizde ilk önce kendinize uygulayacağız diye konuşuyor. Yani ben onu şunun için söyledim. Türkiye'de bu iş için uğraşan bir sürü bilim adamı var ve hani bildiğimiz şirketlerden çok farklı bir mantıkla çalışıyorlar. İnsanlar kendi ürettiklerine de üreteceklerine o kadar inanıyorlar ki bunlardan biri de biziz tabii ki. Önce kendimize uygulayacağız. Bu konuşuldu ve çok güzeldi, çok etkileyiciydi o ortam. Dolayısıyla aslında bunu söyledim. Bunlardan biri biziz tabii, biri de benim yani. İlk aşıyı kendime, ben kendim uygulayacağım. Ama TÜBİTAK'ta çalışan birçok, yani TÜBİTAK'ta proje sahibi olan aşı üreticilerinin birçoğu da aynı şeyi söyledi. Bu ne kadar iyi niyetle bilim adamlarının çalıştığının çok önemli bir göstergesi. Diyorsunuz ki önce kendim, özgüven ve sonrasında fayda olacaksa toplumsal bir başarıya hep birlikte imza atmak. Yani çünkü siz kendi aşınızı kendinize yapmazsanız denek bulamazsınız. Evet. Yani ürettiğiniz bir şeyi önce kendinizde deneyemiyorsanız evet, kimseye gelin denek olun deme şansına sahip değilsiniz. Çünkü biz kapitalist toplum değiliz. Evet. Yani biz bir sektör olarak aşı üretip sonra kendinizde denemeden insanlarda deneyecek kadar kapitalist bir yapıya sahip değiliz. Önce kendimiz inanmalıyız ki sonra insanlarda test edebilelim. Dolayısıyla bu TÜBİTAK'ta konuşuldu zaten. Bu sadece bana ait bir fikir değildi. O lütfen altını çizdim. Yani orada aşıyla çalışan birçok insanın kendine olan inanmışlığının bir göstergesiydi. Bu başarı yüzde kaç olabilir? İnsanlar en azından bekledik, can kaybımızda oldu, üzüldük ama toparlanma sürecimiz bu aşıyla başladı. Başarı oranı nedir diye soralım. Şu andaki rakamlara baktığımızda dünyadaki aşıların %90'ın üzerinde koruyuculuk sağlayan aşıların var olduğunu görüyoruz. Evet. Klinik sonuçlarının çoğunun bir tamamlanmadı ama %90'ın üzerindeki koruyuculuk demek pandeminin kısa sürede bitmesi anlamına gelir. Evet. İster bizim aşımız, ister başka bir aşı, her ne olursa olsun böyle bir aşıya bütün dünya toplumunun ihtiyacı var. Evet. Peki hocam, başarılar diliyoruz ekibimizle birlikte. Sağlıklı güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Sadece şunun altını çizebilir miyim? Türkiye'de bu işle uğraşan çok saygıdeğer insanlar, çok doğru formüller var. Biz sadece bizim formülümüzün getirdiği avantaj nedeniyle öndeyiz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.